Evet, borsada ekonomik rakamlar böyleydi. Ağzına sağlık Beyza. Yine aldık. Önemli gelişmeleri aktarmış olduk ve evet, moderatörde de birlikteliğimiz başlıyor. Az önce söylemiştin evet, sen. Çok önemli bir konu. Evet, herkes yaz geliyor için. Gerçi. Herkes şu anda biliyorsun spor salonlarında yazlıkçılar doldurmaya başladı. İşte o kıştan kalan kiloları atmak için, ama sadece spor değil, yediğimiz şeylere dikkat beslenme etmemiz lazım. Beslenme de önemli. Evet, listemizi değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden kağıdınızı kaleminizi hazırlayın demiştik. Çünkü can boğazdan gelir kültüründen geliyoruz. Evet, bu hatamızı düzeltmemiz lazım. Nesillere böyle aktarmayalım değil mi? Doğru söylüyorsun. Ve tabii ki yazın gelmesi birlikte biraz önce ifade ettiğimiz gibi sadece egzersiz değil, sofralardaki menülerde de değişikliğe gitmemiz lazım. Ağır yemeklerin yerine hafif ve daha pratik lezzetler alıyor haliyle yazın. Ve bugün bizim de size nacizane bazı tavsiyelerimiz olacak. Meyvelerle aromalandırılmış, zeytinyağında pişirilen, yani insan ağzı bile sulanıyor söylerken, taze otlar yaz sofrasının belki de önemli alternatiflerinden sadece birisi olacak. Şimdi 24 muhabiri Mustafa Ayar'a döneceğiz sayın seyirciler. Yanında Şef Mithat Yalçınkaya var. Mustafa Ayar bize nasıl bir yaz menüsü anlatacak şefimiz. Sizi dinliyoruz. 4 tane patates. Beyza Hakan, vereceğimiz tarifler hem pratik olacak hem de tabii ki hafif olacak. Söylediğimiz gibi sebzeleri, meyveleri kullanacağız. Deniz ürünlerini kullanacağız. Oldukça lezzetli yemekleri size kadar ulaştıracağız. Tabii ki bugün Şef Mithat Yalçınkaya'nın misafiriyiz. Onun mutfağındayız. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz mutfağımıza. Hem pratik dedik hem lezzetli dedik. Ne yapacağız bugün? Hangi yemekleri yapacağız? Şimdi bizim yeni konseptimizde şöyle bir uygulama yaptık. Meyve aromalarıyla birleştirdiğimiz zeytinyağında meyveleri ve sebzeleri buluşturduk. Hemen gösterebiliriz herhalde, evet, değil mi? Yani burada portakallı bir yağımız var. Burada bergamotlu bir yağımız var. Yine burada armutlu bir yağımız var. İşte gördüğünüz gibi kayısılı bir zeytinyağımız var. Erikli, çilekli, bol çeşitlerimiz var. Peki bunların avantajı, yani lezzet olarak ne gibi bir artısı var? Şimdi zeytinyağı belli başına zaten benim için bir ilaç. Buna biz meyvelerle de birleştirdik. Bunlarla beraber de pratik yaz sebzelerini aromalandırarak yapıyoruz. Farklı bir aroma kazandırıyor. Farklı bir aroma kazandırıyor. Ispanağı yerken bir portakal aroması geliyor. İşte kabak çiçeğini yerken bir çilek aroması geliyor. Kabağı yerken bir nar aroması geliyor. Bunları biz aromalandırdığımızda keyifli bir yemek ortaya çıkıyor. Peki bugünkü yemeklerimiz nelerdi? İki tarif vereceğiz dedik. Şimdi, bir salatamız var, bir de yemeğimiz var. Evet, bugünkü yemeğimizin bir tanesi karidesli ve mozzarellalı sebze türüyümüz var. Bunu portakallı bir zeytinyağımızda yapacağız. İsterseniz hemen ben yapımına başlayabilirim. Şöyle. Hemen ilk önce malzemeler isterseniz bir sayalım. Malzememiz kırmızı pancar, bal kabağı, rokamız var, karidesimiz var. Mozzarella peynirimiz, nar ekşimiz ve olmazsa olmazımız portakallı zeytinyağımız var. Hemen de tabii pratik olarak yapılıyor hemen herhalde. Pratik başlayalım. Olarak, tarifini bir yandan almaya nasıl hazırlıyoruz? Şimdi nasıl hazırlıyoruz? Kabağımızı soyduktan sonra ben soyulmuş hemen şuradan iki dilim kabağımı alacağım. Önce kabağımızı kesiyoruz. Evet. Hemen bir kabağımızı kesebilirsem, heyecan yaptım herhalde biraz. İki dilim kabak. Hemen yine aynı şekilde pancar galiba, değil mi? Evet, pancar. Pancar bence çok faydalı bir yiyecek. İki dilim kabağımız. Hemen yanına yine peynir. Evet, mozzarella peyniri, yağsız, tuzsuz bir peynir biliyorsunuz. Çok hafif bir peynir ve bunları ızgarada buluşturacağız. Bunları da koyduktan sonra hemen portakallı zeytinyağımızı koyuyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz Elite World Hotel olarak bütün restorantımızda daha hafif yiyecekler, pratik, çabuk yapılabilecek yiyecekler yapıyoruz. Bunları bu şekilde tatlandırdıktan sonra çok basit, ızgaramızda hemen bir 7-8 dakika ters düz pişiriyoruz. Daha sonrasında hemen şu şekilde rokalarımızı tavamıza alıp nar ekşisiyle beraber soteliyoruz. Yine yağ yok. Daha sonra yine ızgarada pişirdiğimiz jumbo karidesimizle beraber bir sunum yapıyoruz. Yemeğimiz çok pratik. Yaklaşık 12 dakikada hazırlanabilen bir yemek. Meyveyle sebze de birleşmiş olur. Meyveler, sebzeler, peynir hep beraber böyle bir kombine yapıyoruz. Tabii yazın özellikle kalori hesabı yapılıyor çok fazla. Kesinlikle o çok önemli. Kalori hesabını biz yaptık misafirlerimizin yerine. Biz onu önceden hazırladık. Sadece buyurun afiyet olsun yiyin diyoruz. Yazın çok hafif oluyor herhalde. Malum. Yaz için hafif de yemek lazım. Gördüğünüz gibi sebzelerimizin hepsi. Biz bir de bitkilerimizi böyle misafirlerimize hemen saksıdan koparıp da
Siz bunları yemeklerde de kullanıyorsunuz tabii. Yemeklerde fresh kullanıyoruz. Günübirlik geliyor. Neler var mesela burada? Şimdi burada çileğimiz var. Stüdyoya da bir adet çilek göndereceğiz. Çileğimiz var. Nanemiz var. Rozmarimiz var. Fesleğenimiz var. Efendim kekiğimiz var. Yani aklınıza gelebilecek bütün sebzelerin, çeri domatesimiz var. Hepsi taze, fresh. Bir de salatamız vardı galiba değil mi? Bir de onu da isterseniz başlayalım. Hemen isterseniz ben size bir pratik, yaklaşık bir dakikada çıkacak bir salata yapayım. Alalım hemen ıspanak salatamızı yapalım. Şimdi ıspanaklarımız baby ıspanak. Ayıklanmış, yıkanmış. Portakal. Portakalımızı alalım. Hemen bir dakika dedik herhalde. Bir dakikada hazırlayacağız. Ben bir dakikada hazırlıyorum şimdi sunumuyla beraber. Bir dakika. Tabii portakallarımızı doğruyoruz. Malzemeler nelerdi? Hemen şimdi hızlıca onu alalım. Baby ıspanak, portakal, kırmızı biber közlenmiş. Yanında nar tanesi ve çilekli portakallı sızma zeytinyağı kullanacağım buna. Peki nasıl tepkiler geliyor? Sebzeyle meyveyi buluşturuyorsunuz. Müşterilerden nasıl tepkiler geliyor? Bence damak çatlatan lezzetler ortaya çıktı. Bu kadar iddialıyım. Çünkü sebze ve meyve, hani etten ziyade ben sebze ve meyvenin tüketilmesine taraf bir şefim. Hemen birazdan nar tanemizi alalım. Çok pratik gördüğünüz gibi. Yine şöyle gösterebilirim, portakallı sızma zeytinyağımızdan. Zeytinyağı. Evet. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra yine narımızı tamamlamak için hemen şöyle bir miktar nar tanesi ve karıştırıyorum servis için. Hazır. Gördüğünüz gibi. Salatamız da hazır. Hazır. Zaten portakalın ve zeytinyağının asitiyle az sonra ıspanaklarımız pişmiş vaziyete gelecek. Yani hani limonlarla falan pişirme marinasyon sistemi var ya, o şekilde pişmiş olacak. Şimdi tabağımıza hemen ben size şöyle görüntü olarak minik tabağımıza alacağım portakallı ve narlı ıspanak salatamızı. Yazı ve kışı birleştirdik yalnız bu tabağımızda. Ama tabii ki meyve ve sebzenin aynı tabakta olması hafif olması anlamına geliyor. Kesinlikle kaloriyle ilgili bütün sıkıntıları çözmüş oluyoruz. Ayrı bir lezzet kazandırmış şöyle oluyor. Şöyle de evet. Afiyet olsun deyip. Böylece servisi hazır. Kesinlikle bir dakika. Bir dakikada salatayı yaptık. Yemeğimizi de çok pratik. Onu da hazırlamıştık. Evet, burada yine yemeklerimiz var. Az önce bahsettiğimiz, yani canlı yayın olduğu için yapamadık. Sebzeli, mozzarella peynirli karides türüyomuz var. Çilekli kabak çiçeği dolmamız var. Mevsimidir ikisinin de beraber uyumu. Ben onu yine bir hafif bir fesleğenle aromalandırdım. Az önce yaptığımız portakallı ıspanak salatamız. Greyfurtlu enginar kalbi tam mevsimi. Yine deniz börülcemiz var. Tam mevsimi. Ve ben şimdi bir başka bir şey daha yaptım. Patlıcanlı bir mus yaptık. Patlıcanlı çilekli bir musumuz var. Tatlı olarak. Tatlı olarak, evet. İsterseniz patlıcanlarından tadım olarak size ikram edebilirim. Çok leziz bir çöp şiş alalım bir tane. Çok leziz bir aroması var. Göreceksiniz. Ben kendim özellikle size ikram etmek istiyorum. Şöyle buyurun. Evet, oldukça farklı bir lezzet ama çok güzel. Tabii. Evet, kirece yatırılmış baby patlıcanlar. Bunlarla beraber işte çilek ve mus diye tabir ettiğimiz bizim dondurmanın daha az donmuş kıvamında bir tatlı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için, yemek tarifleri için. Efendim ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi bugün Şef Mithat Yalçınkaya'nın mutfağındaydık. Oldukça pratik lezzetler. Hem sebze hem de meyveyi birleştirdik. Tabii hızlı olması, pratik olması çok önemli. Hafif olması da çok önemli. Oldukça kalorileri düşük, yaz için uygun lezzetler diyebiliriz. Bunları aktarmaya çalıştık. Tabii ki sizin adınıza ben tadacağım yayından da sonra. Bunu da söyleyeyim. Tabii izleyicilerimiz adına da tadacağım. Tabii ki bu kadar hazırlık yaptık. Bunları tatmadan olmaz. Bir dahaki sefer hep birlikte yeriz umarım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Sana afiyet şeker olsun Mustafa Ayar. Bu arada sana bundan sonra lezzet avcısı diyeceğiz. Gurmelik yönün de ortaya çıkmış oldu Mustafa. Özellikle o enginarlı yemeğin tadına bakmanı özellikle istiyoruz. Değil mi Beyza? Evet, özendim Mustafa. Bir dahaki sefere şefimize söyle, ben geleceğim mutfağa. Çok teşekkür ederiz şefimize de. Kolaylıklar diliyoruz. Afiyet olsun. Bize bu arada çilek geliyor biliyorsun. Evet, tek bir çilek. Mithat, umarım evet. Birkaç tane olur. yaz meyvesi. Evet. Ve Mustafa Ayar'la şefimize tekrar teşekkür ediyoruz. Pratik
tavsiyeleri almış olduk. Dış gündem, gidelim. Evet, dış gündemden bir haber.